أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen dersimizde ila ile ilgili ayetler, hükümleri ve boşanmış olan kadınların ila ile ilgili ayetleri ele almıştık. Bahis devam ediyor. Yani özellikle aile hukuku ile alakalı ayet-i kerimeler ahkamı sıralamaya devam ediyor. Bugün geleceğimiz 229. ayet-i kerime, dersimizin ilk ayet-i kerimesi, özellikle talakın, yani boşamanın adedi, sayısı ile alakalı ayet-i kerime ve bunu belirterek başlıyor. Ayetin ilk kelimesi aynı zamanda koca bir hükmü de ifade ediyor. Estaizu billah, at-talaku marraten. Talak, boşama iki defadır, iki kez. Yani kocanın hanımına dönüp tekrar ricat yaparak onu alabileceği yeni bir akit ve yeni bir mehir olmaksızın alabileceği talak iki tanedir. Koca bir talak verdiği takdirde bu bir talakın arkasında iddet bitmeden hanımına ricat yapabilir. İddet ile ilgili ahkamı geçen dersimde anlattık. İkinci talakı verirse yine ikinci talaktan sonra ricat iddet süresi içerisinde ona dönüş yapabilir. Ama ikinci talakı ne zaman verebilir? İkinci talakı sünnete uygun olmak üzere birinci talaktan iddetini tamamladıktan sonra yine hanımına yaklaşmadan ona bir talak daha verir. Böylelikle iki talak vermiş oldu. İkinci talak sonra bir daha iddet beklemesi gerekiyor. İkinci talaktan sonra beklemesi, hanımının beklemesi gereken iddet içerisinde dilediği takdirde yeni bir nikah ve yeni bir mehir olmaksızın hanımına geri dönebilir. Ama ondan sonra ne yapabilir? İkinci talaktan sonra onun karşısında iki yol vardır. İkinci talaktan sonraki iddetin, yani ikinci talakın iddetinin bitiminden sonra veya bitimine az kala vardır. Ayet-i kerime işte ikinci yolu belirtiyor. İki talaktan sonra ne vardır? Fe imsakun bi ma'rufin ev tesrihun bi ihsan. Ya maruf bir şekilde tutmaktır. İkincisi yani maruf bir şekilde tutulur ya da güzel bir şekilde salıvermek. İslam'ın getirdiği şu güzelliğe bakmak lazım. Buna dikkat etmek lazım. Ne evliliğin devamı zorluk ve sıkıntılarla olsun istiyor Kur'an-ı Kerim. Ne de boşanmanın zorluk ve sıkıntılarla olmasını istiyor. İkisinin de iyilikle ve güzellikle olmasını devamını istiyor. Çünkü son tahlilde bu insanlar dini bir olan insanlardır. Bu insanlar beraber uzun veya kısa ama son derece mahrem, son derece samimi, son derece önemli bir zaman dilimini beraber geçirmişlerdir. Ve bunun insanın hayatında, insanın manevi dünyasında ve geçmişinde müstesna bir yeri vardır. Hiçbir insan çok şeyi unutabilir ama evlilik hayatının iyi veya kötü taraflarını kolay kolay unutamaz. İyi olsun kötü olsun. O taraflarını kolay kolay unutamaz. İşte İslam son noktanın da eğer boşanma zamanına kadar bile hayat cehennemi bir hayat dahi olsa güzel bir şekilde salıverilecektir. O ana kadar hayat cehennemi bir hayat da olsa ama devam ettirilmesi isteniyorsa güzel bir şekilde devam etmesi istenir. İslam'ın tercihi her şeye rağmen aile hayatının devam etmesidir. Onun için Cenab-ı Allah önce hanımı nikah altında tutmayı söz konusu ediyor.
İki talakı verdiniz. İkinci talakın da iddeti bitmek üzeredir. Bunun dışında, bunun sonucunda bir iş daha yapacaksınız. Ya fe imsakum bi ma'ruf, önceliyor. Hanımı nikah altında tutmayı önceliyor. Maruf bir şekilde onu nikahın altında tutacaksınız. Nikahınız altında tutacaksınız. Yahut da ev tesrihun bi ihsan. İhsan ile, iyilik ile serbest bırakmak söz konusudur diyor. İkisinden birisini yapınız diyor. Burada yine geçen sefer mevzu bahis ettiğimiz, kısaca değindiğimiz bir hususa bir daha değinmek istiyorum. İslam aile hayatının mahremiyetine çok büyük önem verdiği için, ailenin mahremiyetinin yalnız eşler arasında kalmasına özen gösterdiği için, olur olmaz hakimi, aile arasına hakim bile olsa ki hakim, İslam halifesinin, İslam hukukunda İslam halifesinin temsilcisidir ve İslam halifesi adına hüküm verir. Hatta Kur'an adına Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah'ın şeriatı adına hüküm verir. Allah adına hüküm verir. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim'in boşanma ile alakalı, talak ile alakalı ayetlerinde hakimin ve hakemin ancak çok istisnai hallerde müdahil olmasına müsaade etmiştir. Öyle boşanma ancak hakimin kararıyla yapılır. Bu akıl işi değildir. Bu hukuk değildir. Orada insanlar bu sefer birbirlerinden kurtulmak için olmadık yalanlara ve sahtekarlıklara başvururlar. Birbirlerinin olur olmaz kirli çamaşırlarını ifade yerindeyse ortaya saçar dökerler. Farkında olmadan o gayz, o öfke, o kin ile kendilerini rezil ederler. Ve en önemlisi ailenin o kutsal olan mahremiyeti ayaklar altına alınır. Hanımını boşamış bir adamdan söz edilir. Dış görünüş itibariyle ailevi hayatı çok güzel. Birden bakıyorlar ki arkadaşları, yakınları boşanmış. Ya boşandınız. Evet. Ama çok iyi görünüyordunuz. Hiç aleyhinde bir şey konuşmuyordunuz. Nikahım altında, mahremim olan bir kimse aleyhinde ben nasıl bir şey söyleyebilirim diyor. Peki niçin boşandınız? Bana yabancı olmuş bir kadının gıybetini nasıl yapabilirim? Mesele budur. Yani kadın senin nikahın altındayken senin mahremindir. Mahremin olduğu için sen ağzını açıp onun aleyhinde tek bir söz söyleyemez. Çünkü senin mahremindir. Kendi aleyhinde konuşmuş olursun. Ondan boşandıktan sonra artık o kadın sana yabancı olmuştur. Sen onun hakkında olur olmaz hiç konuşamazsın. Bu espri İslam'ın aile hayatının ruhunu ifade yerindeyse ortaya koyuyor. Ve bunu yakalayıp İslam'ın konu ile ilgili ahkamını anladığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamında olması gerektiği gibi son derece hikmetli ve son derece muhkem, sağlam esaslara bağladığını söylüyor. Oysa bir küçükken, şimdi de halen öyle, değişen bir şey yok cahiliye cephesinde. Ne diyorlardı? Zavallı kadın o kadar çok eziliyordu ki, kadının mukadderatı kocasının ağzından çıkacak olan iki söze bağlıydı. Sen benden 3 defa boşsun, 90 defa boşsun, 100 defa boşsun falan gibi. Buna bağlıydı. İslam şeriatı böyle tenkit edilip duruluyor. Siz hayatınızın hangi alanında Allah'ın koymuş olduğu şeriatı dışında nefes alıp verebiliyor musunuz? Kendinize gelin. Çok affedersiniz, söz meclisten dışarı derler ya, be ahmaklar, gerizekalılar. Nefes alıp vermeniz bile Allah'ın kanunu.
Allah'ın şeriatını reddedeceksen nefes almaktan başlayarak kendine tahakküm et ve de ki ey bana bu şeriatı gönderen Allah, senin eğer bu rüzgar, bu hava, bu oksijen, bu bilmem ne seninse bunu teneffüs etmiyorum diyebilir misin? Kim diyebilir bunu? Kim reddedebilir? Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Göklerde ve yerde bulunan herkes istesin veya istemesin Allah'a secde etmektedir. Siz bir defa Allah'ın kevni şeriatının mahkumusunuz. Allah'ın kader dediğimiz kaderi şeriatının mahkumusunuz. O halde sizin hayatınızı tanzim etmek üzere indirmiş olduğu Kur'ani şeriatın da hükmüne kendi iradenizle girerek bütün şeriatlar aynı hizada dizilsin. Ve hayatınızda ister iradi ister gayri iradi Allah'ın şeriatına tabi olmayan bir taraf kalmasın. İşte ailenin mahremiyetini esas alan İslam dini, Kur'an-ı Kerim bu mahremiyeti muhafaza etmek ve bu mahremiyeti ihlal etmemek için ahkamını örgüleştirmiştir. İşin şu tarafına da bakmamız lazım veya görmemiz lazım. Maalesef cehaletin, bilgisizliğin İslam şeriatından, İslam'ın konu ile ilgili ahkamından haberdar olmamanın neticesinde İslam adına bu hükümleri ve bu yetkileri kötüye kullanan, gerekli terbiye ve ahlaka sahip olunmadığı için kötüye kullanan erkeklerimiz de olmamıştır diyemeyiz. Bu da bir vakadır. Fakat biz İslam adına bu vakayı tasvip edemeyiz. Bu vakayı doğru ve isabetli göremeyiz. Bakınız Cenab-ı Allah'ın kullandığı ifadelere bakınız yani. Bunlar üzerinde düşünmek zorundayız. Bizim kendimizi bu ahkamın mahkumu görerek, bu ahkam ile dünya ve ahirette felah bulacağımızı düşünerek son derece takvalı bir şekilde bu ahkama riayet etmesini bilmemiz lazım. اَطَّلَاقُ مَرَّتَانْ فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِيْحْسَانٍ diyor. Talak iki defadır. Açıkladık ne demektir, nasıl olacağını. İkincisinin iddetinin bitimine doğru ya güzel bir şekilde hanımınızı nikahınızın altında tutmaya karar vereceksiniz. Üçüncü talakı vermeden ona döneceksiniz. İddeti bitmeden. Veyahut da bakacaksınız ki bu iş olmayacak. Çünkü arada olayı değerlendirmek için yeteri kadar bir süre geçmiş bulunmaktadır. Bir iddet geçti düşündünüz, iki iddet geçti düşündünüz. Erkek ve kadın olarak belki gerektiği gibi durumu değerlendirdiniz ve ikinizde de yeteri kadar bir kanaat hasıl olmuştur. Bu aile devam edebilir mi, edemez mi? Bu kanaat de hasıl olduktan sonra hakim onların durumlarını onlardan daha iyi bilemez mi? Bilemez ki. Hakim onların menfaatlerini onlardan daha iyi takdir edemez ki. Çoluk çocuk varsa yine çoluk çocuklarının durumunu 6 ay düşünme zarfında aşağı yukarı. Düşünme zaman 6 aylık bir süreyi tutan bu iki tane iddet zarfında anne ve babadan daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde onların hallerini, çoluk çocuğun hallerini, geleceğini düzenleyebilecek ve düşünebilecek kim olabilir? İslam halifesinin adına, ümmet adına, Kur'an adına, İslam şeriatı adına hüküm veren İslam hakimi dahi onlar kadar olayı enine boyuna etraflı bir şekilde ne yapamaz? Tahlil edemez, bir neticeye varamaz. O bakımdan bu özellikle Batı hukukunu, ithal hukuku savunanların söyledikleri gibi İslam'ın boşanma ile ilgili ahkamı ve bazı işi iyi anlayamamış, idrak edememiş yarı Müslüman münevverlerin zannettikleri gibi boşanma ile ilgili ahkam İslam hukukunun yumuşak karnı değil. Aksine İslam hukukunun en hikmetli ahkamı arasındadır.
el verir ki Müslümanlar bu ahkamı gereği gibi anlayabilsin. Buradaki espriyi kavrayabilsin. Bu arada İslam şeriatına, Kur'an hukukuna karşı durup da eleştiride bulunmak isteyenlerin elinden biz eleştiri haklarını almıyoruz. Eleştirsinler. Fakat onlardan adaletli ve insaflı olmalarını istiyoruz. Bunu da istemek hakkımızdır. Eğer tenkit edecekseniz ve ilmen bu tenkidi yapacaksanız, önce İslam'ın ruhunu, Kur'an'ın ruhunu idrak edeceksiniz. Ben eminim ki böyle bir idrak oluştuğu takdirde, tenkit hayranlığa dönüşecektir. İslam ahkamının ruhunu, Kur'an'ın bu meseledeki ruhunu idrak ettikleri vakit, eğer ailenin toplum açısından gereğine inanıyorlarsa, ailenin sağlamlığına ehemmiyet veriyorlarsa, İslam'ı reddetmek yerine İslam'a bu cephesinden başlayarak hayran kalacaklarından ben eminim. İnanın hiçbir tereddüdümüz yoktur bu konuda. Ama yeter ki doğru dürüst idrak etsinler, peşin hükümlerini bir kenara bıraksınlar. Ama ne gezer? O gayz, o kin ile bir şeyi tenkit etmeye kalktığınız zaman, hepsi meziyet dahi olsa, hepsi güzellik dahi olsa, görüp idrak etmenize imkan bulunmaz. Çünkü sevginin de nefretin de gözü kördür. Bir şeye tutkuyla bağlanırsınız, seversiniz. Onun yanlışını göremezsiniz. Yanlışını, efendime söyleyeyim, güzel göstermeye çalışırsınız. Onun için Cenab-ı Allah bize ne diyor? Maide suresinde nasip olursa geleceğiz. Baş tarafında. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Bir kavme karşı olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemez. اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Adaletli olunuz, o takvaya daha yakın olandır. Çünkü adaletle semavat ve arz ayakta durur. Adalet, semavatın ve arzın nizamının en büyük destek noktasıdır. En büyük, onları birbirine bağlıyor. O nokta dağılırsa bütün nizam ve intizam dağılır. Ali İmran suresinin baş taraflarında yine ne diyor? Şehidallahu ennehu la ilahe illallahu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illallahurrahmanurrahim. Yani Allah, melekler ve ilim adamları adaleti ayakta tutarak, adaletin gereğini yerine getirerek Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ettiler. Adalet, la ilahe illallah'ı kabul etmekle, ona iman etmekle başlar. Bu başlangıcı kaybeden bir insanın bundan sonraki adımlarda da adil olması beklenemez. Böyle bir parantez açtık. Konumuzla alakalı ne? Alakası şu. Koca da adaletli olacak. Kocanın adaletli olma emri kadından önce ona yöneliktir. Kocaya yöneliktir. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah bu işin mesuliyetini kocaya yüklemiştir. Öyle kocalık kolay değildir ha. İşi tahakküm ve kazak erkeklik halk arasındaki ifadesiyle alırsanız kolaylıkla zulme dönüşen bir hal olur. Fakat Allah'ın ahkamını adaletle, titizlikle ayakta tutmak meselesi olarak algılarsanız, yerine göre göklerin ve dağların kabul etmekten kaçındıkları emanetin bir kısmı, bir bölümü haline gelir. Bunu taşımak çok büyük bir önem arz ediyor. Demek ki ikinci talakın iddetine doğru, iddetinin bitimine doğru yapılacak olan şey ya maruf bir şekilde tutmak veyahut da güzel bir şekilde salıvermektir. Sonra وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. O kadınlara vermiş olduğunuzdan bir şey geri almanız, bir şeyler geri almanız
size helal değildir. İslam hukukunda evlilik akdinin gerçekleşmesinin şartlarından birisi de mehirdir. İslam'dan önce cahiliye döneminde ve diğer Müslüman olmayan toplumların geleneklerinde mehir ya hiç yoktu veya tersine işliyordu. Yani kadın tarafından mehir adına veya mehrin yerine bir takım hediyeler veya bir takım malların takdim edilmesi gerekiyordu. Ve bu gelenek halen devam etmektedir bazı toplumlarda, bazı inançlarda, bazı geleneklerde. İslam bu işi o kadar önemsiyor ki bunu erkeğin mali yükümlülüğü olarak öngörüyor ve nikahın sıhhati için bir şart olarak ortaya koyuyor. Buna o kadar ehemmiyet veriyor ki bunu kadının o kadar halis ve katıksız malı olarak görüyor ki kadın bunda istediği gibi tasarruf edebileceğini söylüyor ve bu arada tasarruf şekillerinden bir tanesi de dilerse onu almayı geciktirebilir diyor, dilerse onu kocasına bağışlayabilir diyor. İkisinden birisini de yapabilir tasarruf şekilleri arasında. Yani hayır arkadaş, sen bana mehrimi son kuruşuna ödemediğin sürece benimle gerdeğe giremezsin diyebilir ve erkeğin mehrinin tamamını ödemeden de gerdeğine girmesi helal olmaz. Dilerse kısmen alıp kısmen bırakabilir. Dilerse tamamını sonraya bırakabilir. Tamamını hemen alabileceği gibi. Dilerse de erkeğe de bağışlayabilir. Dilerse onu alır babasına verir. Dilerse onu alır kendisine ait onunla bir iş açar mesela. Dilerse onu alır para olarak biriktirir kendisine bir yerde tutar. Ne isterse yapar yani. Şer'an meşru olan her türlü tasarrufta bulunması hakkıdır. O kadar ki eğer mehir özel olarak konuşulmamışsa anlaşmazlık halinde mehir mehrimisil olarak tespit edilir. Ne demek mehrimisil? Mehrimisil kadının kendi emsali, kendi benzeri konumda olan diğer kadınlara bakılır. Bunlar evlendikleri vakit ne miktarda bir mehir ile evlenmiştir? O civarda bir mehir hakim tarafından veya onların tarafından karşılıklı rıza ile tespit edilir. Yani bundan vazgeçilmez. Kadın vazgeçmediği sürece İslam'da kadının mehrinden şer'an vazgeçilmeyeceğini söyler. Onun için ayet-i kerime burada bunu belirtiyor. Boşandınız. Olur ya mehrin bir kısmını ödememişsiniz. Hemen onu geri ödemeniz gerekiyor. Çünkü aranızda hukuk kalmadı. Nikah sebebiyle sonraya ertelenmiş bulunan mehir kısmen veya tamamen ertelenmiş olsun, artık boşamanın kesinleşmesi sebebiyle muacceliyet kazanmış olur. Yani derhal artık kalanın veya tamamı kalmışsa tamamının ödenmesi icap ediyor. Veya mehri ödemişsiniz, bundan bir şeyler ele alabilme, bir şeyler geri alabilme imkanınız vardır. El koyabilirsiniz. Ve kadın kendi gücüyle sizi bu el koymaktan alıkoyamayabilir. Bu durumda yine İslam'ın en ciddi avantajlarından birisi olan helal ve haram yaptırım gücü müeyyidesi devreye giriyor. Cenab-ı Allah onu devreye sokuyor. Demek ki bunun mümin için, Müslüman için ciddi bir ehemmiyeti vardır. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ Ey erkekler, hanımlarını kesin talak ile, 3 talak ile boşamayı kararlaştırmış olan erkekler, küm zamiri müzekker zamirdir. Size helal olmaz. En te'ahudu mimma teytumuhunne.
Hunne zamiri de kadınlara aittir. O kadınlara verdiğinizden, yani vermiş olduğunuz mehirden bir şeyler geri almanız veya vermemişseniz ona el koymanız veya bir başka yolla el koymanız size helal olmaz. İslam'ın kadına vermiş olduğu bu ikramı, bu lütfu iyice düşünmek, anlamak lazım. Bu kadına, kadının ifadelerinde ise kadınlığına, dişiliğine gösterilen bir ikram ve bir hürmettir. Buna karşılık kadının da kadınlığına ve dişiliğine gereken ikramı ve hürmeti göstermesi lazım. Yani kadının da kendi kadınlığına saygı duyması lazım. Bunun için de İslam ondan ne istiyor? İffet ve hayasını, edebini, terbiyesini erkeklere nazaran biraz daha ileri derecede korumasını ve muhafaza etmesini istiyor. İşte bu koruma ve muhafazanın bir karşılığı olarak nikah ve mehir kadına özel bir ikram olarak veriliyor. Cahili sistemlerde olduğu gibi İslam'da kadına akitsiz, çok affedersiniz, bir hayvana yaklaşır gibi veya hayvanların birbirlerine yaklaşmaları gibi erkek ve kadının bir araya gelmesine müsaade etmez. İslam bu işi bir hukuk mevzuu olarak görür. Ve İslam'ın en geniş ahkamının bulunduğu alanlardan birisidir aile hukuku. Bu nedendir? Bir iş ile ilgili olarak bir müessese veya bir sistem hukuki mevzuatını çok yoğun koymuşsa, o sistemin, o müessesenin veya müesseselerin kendi hukuki bünyesi içerisinde, ona toplumsal hayatı içerisinde çok büyük bir önem atfettiğinin göstergesidir. İslam gerçekten aileye her şeyiyle ve aileyi oluşturan koca, hanımı ve çocuklara çok büyük bir itina gösteriyor. Bu itinanın neticesi İslam'da aile ile alakalı ahkam oldukça geniştir. Bakara suresinde gördüğümüz gibi bu kadar yoğun bir şekilde ele alınıyor. Nisa suresinde bir başka bölümü ele alınacak. Talak suresinde bir başka bölümü ele alınacak. Tahrim suresinde bir başka bölümü ele alınacak. Nur suresinde bir başka bölümü ele alınacak. Kur'an'ın adeta başından sonuna kadar aile ile ilgili çeşitli veçelerle ilgili ahkam sonuna kadar yayılmış görünüyor. Ve bu arada bu ailenin en önemli ferdi veya direği olan hanımın özel hukuku da ele alınıyor. Ve bu haklarının başında mehir geliyor. Bundan kadınların rızası olmadan bir şeyler geri almanız size hiçbir şekilde helal değildir diyor. İlla bir istisna olabilir diyor. En yehafe ellâ yuqîmâ hududallah. Ancak o ikisi karı koca Allah'ın haklarını Allah'ın hududunu dosdoğru ayakta tutabilemeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hali müstesnadır. Allah'ın hududunu dosdoğru bir şekilde ayakta tutamayacaklarından korkmaları hali müstesnadır. Nasıl yani? Bunlar ailevi hayatlarını devam ettirememekten korkuyorlar. Geri birbirleriyle dönerlerse yine eskisi gibi birbirleriyle geçinemeyecekler. Erkek kadına zulmedecek, kadın erkeğe zulmedecek. Ve karşılıklı zulümleşecekler. İslam taraflar birbirlerine veya tarafın biri diğerine zulmetsin diye ailenin varlığını istemiyor ki. Diğer taraftan şu inceliği unutmadan, hatırlamadan bundan sonra gelecek olan hükmü ve bu ayetin bu bölümünü anlamamız biraz zordur. Şudur o da. Aile ve nikah İslam hukukunda, Kur'an nazarında
geçici bir niyetle olmaz. Kaydı hayat şartıyla nikahlanılır. Yani kimse ben birkaç sene sonra, birkaç aylığına veya birkaç yıllığına gibi bir niyetle nikah yapamaz. Evet, şeklen, formel olarak, hukuken o nikahı caizdir. Geçerlidir. Ama o niyeti dolayısıyla günahkardır. Kalbinde bu niyeti taşıyan erkek olsun ki öncelikle erkek olabilir, kadın olsun. Bu niyeti taşımaktan dolayı günahkar olur. Hiç kimse İslam hukukunda muvakkat bir nikah sürmek niyetiyle nikahlanamaz. Bu niyetini açığa vurursa nikah yapılamaz. Açığa vurmazsa, kalbinde taşısa, Allah-u Teala kalplerin özünü bildiği için kalbindeki bu niyet onun günahkar olmasına sebeptir. Belki de nikahı caiz bile olmaz. Şeklen caiz olsa bile beynehu ve beynallah, yani kendisiyle Allah arasında caiz bile olmayabilir. Böyle diyen İslam alimleri de var çünkü. İşte böyle olduğu için, yani nikah kaydı hayat şartıyla yapıldığı için ve erkek bunu düşündüğü için mehir konusunda nikah akdini yapacağı vakit cibrilik yapmayacağını düşündüğümüz için, işte evlenmenin sevinciyle, neşesiyle vesairesiyle hanımına verebildiği kadar vermiş olabilir. Ama iş geldi, baktı ki başta düşündüğü gibi değil. Bu sefer gözü verdiği mehirde kaldı. Ya biz evlendik kaydı hayat şartıyla, tamam, ama bu iş yürümedi. Ben o niyetle de bu kadar mehir vermiştim. Şimdi ne olacak? Gözü malında kaldı. Bu sefer ne yapar? Belki ben de boşamayı savsaklayacağım. Bu tabii hadiselerdir bunlar. İnsanlarda cimrilik esastır. Özellikle anlaşmazlığa düştüğünüz kimselerle kolay kolay da hakkınızı veya hakkınız olmayan bir şeyi kaptırmak istemezsiniz. Bir soğan kabuğu bile olsa cimrilik edersiniz. İnsan yapısı bu. Ha, Cenab-ı Allah o zaman yapmayacağım. Peki mehir dolayısıyla onu boşamak istemiyor ve boşamıyor. Ama zorlu hayat devam ediyor. Kadının canına da tak ediyor. Kurtulma yolu var mı? Var efendim. Bu durumda kadına düşen şudur. Bu kendisiyle beraber aile hayatı yaşadığım kocaya mehrinin bir kısmını veya tamamını vereyim de kurtulayım diyecektir. Bu şartları, bu kapıyı İslam açık kapı bırakıyor. Bakın yine hakim araya girmiyor. Çok önemli. Yine hakimi devreye sokmuyoruz. Kendi aramızda halletmeye çalışıyoruz. İslam'ın bize tavsiye ettiği bu. Kur'an'ın bize gösterdiği yol bu. فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ فَاِنْ خِفْتُمْ. Ey erkekler! Burada ayet-i kerimenin lafzında, ya baştan beri devam edenler hatırlayacaktır, Fatiha suresinde belirttiğimiz gibi bir iltifat sanatı vardır. Veyahut da hitap zamirlere göre tevil edilmesi gerekiyor. فَاِنْ خِفْتُمْ. Eğer korkarsanız, kim olabilir? Kocalar olabilir. Veliler olabilir. Yani bu karı kocayı evlendirme selahiyetine sahip olanlar olabilir. Bu arada hakimler de olabilir. اَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer o ikisinin Allah'ın hudutlarını dosdoğru ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. Karı ve koca için bir vebal yoktur. Ne de? فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Kadının fidye olarak, boşanma karşılığında fidye olarak bir şeyler vermesinde. Ayet-i Kerime'nin bu bölümünü önce kısaca meallendirelim. Tekrar toparlayalım. Eğer o kadın ve erkeğin, yani
boşanmak noktasında bulunan o karı kocanın Allah'ın hudutlarını, sınırlarını dimdik ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, kadının fidye olarak bir şeyler bağışlamasında her ikisi için, yani karı ve koca için bir vebal yoktur. Yani bunlar evliliklerini sürdürecek olurlarsa, yine evlilik hayatı onlar için cehenneme dönmesinden korkuyorsanız, o zaman kadın vaktiyle almış olduğu mehrin bir bölümünü veya tamamını veya hatta bazılarına göre daha fazlası da olsa fark etmez, verip ondan kendisini kurtarmasında bir beis yoktur. Bu sefer buna ne diyoruz? Hul' diyoruz veya muhala'a dediğimiz boşama çeşidi ortaya koyuyor, ortaya geliyor, devreye geliyor. Bu da boşama şekillerinden birisidir. Kadın kocasına teklif eder, der ki biz bu evliliği sürdüremiyoruz. Senin de beni gördüğüm kadarıyla boşamaya niyetin yok. Niçin? Olabilir, adam eli dardır, ikinci bir defa evlenmenin külfetine giremeyecek kadar fakirdir. Elinde bir şeyler olsun ki ikinci defa evlenme şansı olsun. İsteyebilir, mümkündür bu. Veya ihtiyacı yok, başka türlü rahat edemiyor. Böyle bir rahatsızlığı da bulunabilir. Yani bu durumda fidye almasında bir sakınca yoktur diyor. Allah'ın hududunu dimdik ayakta tutamamaktansa kadına almış olduğu mehirden bir miktar fedakarlık etmesi isteniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında benzeri hadiseler olmuştur. Gelmiştir bir kadın, ya Resulallah, ben zannederim Rifa'a adındaki kocası, onun ahlakından, dininden hiç şikayetim yok. Fakat onunla geçinemiyoruz. Adam diyor ki peki ya ona verdiğim bahçe? Mehir olarak adamın evlendiği vakit vaktiyle bütün varlığı bahçesi. Evlenmenin neşesiyle, şeyiyle, hanımına çok düşkün olduğu için veya sevdiği için, neyse artık sebep, bahçesini veriyor mehir olarak. Kısa bir süre sonra da kadın gitmek istiyor. Adam lan bahçe gidiyor. Ya benim bahçem diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadına soruyor. Peki diyor, ona bahçesini vermeye hazır mısın, var mısın, veriyor musun? Tabii veriyorum diyor. Tamam diyor. Sen de kabul ediyorsan mesele bitmiştir. Adam bahçesini alıyor. Kadın da nikahını, talakını alıyor. İkisi de rahat diyor. Bu bir boşamadır. Bu bir boşamadır. Kadın mehrinin karşılığından, mehrinin mehrini veya mehrinin bir bölümünü vermek karşılığında kocasından ne yapmış oluyor? Boşanmış oluyor. Bu durumda kadın iddetini bitirdikten sonra bir başka kocasıyla evlenebilir. Eğer dedik ya az önce fe in hiftum, korkarsanız da ki zamir erkeklere de olabilir. Yani kocalar, ey kocalar, eğer sizler hanımlarınızla beraber Allah'ın hudutlarını ayakta tutamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde kadının bir şeyler fidye vermesinde karı ve koca için bir beis yoktur. Bu durumda da hitap erkeklere ise, eğer burada kocalarıysa, o takdirde hakimin hul için devreye girmesine de gerek olmayabiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Arap edebiyatındaki anlatım esaslarına göre bu anlama da mümkündür. Bu ayet-i kerimeyi bu şekilde, bu bölümünü anlamak da mümkündür. Bunda bir de bir beis yok. Olabilir diyor. Yani sistemin, diğer hukuk sistemlerinin bildiği bir boşama çeşidi var. İslam'ın zenginliğine bakın. Biz geçen dersimizde bu yana 3 tane boşama şekli gördük. İla gördük, değil mi? Şu anda normal boşama şekli gördük. Ve bu da 3 talak, ayrı bir zenginliktir, ayrı bir imkandır. Gerçekten az önce açıkladığımız çerçevede bunun üzerinde iyice düşünülmesi gerekir, iyice anlaşılması gerekir. Bir de hul vardır. Daha sonra hakemlerin boşaması vardır. İleride o da gelecek. Daha sonra bir başka sebep vardır. Yol vardır. Tüm bunlar şey vardır. Lian meselesinden bahsediyorum. Onu kastediyorum. Burada çok önemli bir
genel ilke var. Bütün Müslümanlara hitap. Ve bütün her meseleyi kapsıyor. Tilke hududullahi felâ te'teduha. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Sakın onları aşmayınız. Onları çiğnemeyiniz. Müslümanın hayatı budur. Böyle olmalıdır. Müslümanın hayatı Allah'ın hududuyla hudutlanmıştır. Nasıl ki dünyaya gelişimiz bir hudut, bir sınır, gideceğimiz vakit de bir sınırsa, bu iki sınırın ortasında da sürekli olarak bizi her konuda çerçeveleyen bir sınır vardır. Ve bütün bu sınırları iç içe koyan Cenab-ı Allah'tır. Hayatı ve ölümü yaratan Allah, hayat ve ölüm noktaları arasındaki o faaliyet süremizi de hudutları ile belirlemiştir. Bu süre zarfında da siz bu hudut içerisinde, bu sınırlar içerisinde yaşayacaksınız diyor. Sakın bu sınırları aşmayınız. فَلَا تَعْتَدُوهَا. Müslüman hayatı, ideali, yaşayışı, davası bu olmalıdır. Allah'ın hududuna göre bir hayat yaşamak. Müslümanın hayatının özeti, parolası, formülü budur. Müslümanın hayatı nasıl bir hayattır diye bir soru sorulsa, tereddütsüz Müslümanın hayatı hududullah'tır. Allah'ın hadleri çerçevesinde yaşanan bir hayattır. Allah'ın çizdiği sınırları aşmamak üzere yaşanan bir hayattır. Onunla anlamlanan, onunla yücelen, onunla cennete ulaşılan bir hayattır. Allah'ın hududu, Allah'ın sınırları Müslüman için vazgeçilmez, aşılmaması icap eden noktalar, çizgiler veya bugünkü tabirlerle söyleyecek olursak kırmızı çizgilerdir. Müslümanın kırmızı çizgileri hududullah'tan ibarettir. Ve bu kırmızı çizgileri çizebilme yetkisi Cenab-ı Allah'ındır ve Cenab-ı Allah'ın müsaade ettiği ölçüler içerisinde ondan sonra Resulullah'ındır. Ondan sonra bu konuda söz söylemek hak ve selahiyetine sahip olan ilim adamlarınındır. Hiç kimse kendi keyfine göre sınır çizemez. Hiç kimse kendi keyfine göre ne kendisi için ne başkası için, ne canlı bir mahluk için ne cansız bir mahluk için herhangi bir sınır belirleyemez. Böyle bir sınır belirleme hak ve selahiyeti sadece Allah'ın elinde olan bir şeydir ve Allah'ın müsaade ettiği ölçüler içerisinde Allah'ındır, Resulünündür ve ulul emrindir. Ulul emri İbn Abbas rahimahullah ve radıyallahu anh ilim adamları diye açıklıyor, tefsir ediyor. Çünkü İslam'da cahillerin insanları yönetebilme hak ve selahiyetleri olamaz. Böyle olmaz. Allah'ın hudutlarını belirlemek cahillerin işi değildir. O hudutları bilen insanların işidir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurmuş? El-ulemâ'u varasetul enbiya. İlim adamları peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Onlar peygamberler gibi Allah'ın kendilerine şeriatı hududu içerisinde tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde ilimleriyle içtihad ederler. Açık bir şekilde Kur'an'da ve sünnette bulunmayan meseleler hakkında bunlardan hareketle hüküm koyarlar, hükümleri söylerler, içtihatlarını söylerler. Müçtehit olamayan insanlar da onların içtihatlarını alır, hayatlarına getirir, tatbik ederler. Kimsenin kendi kafasına göre hüküm koyabilme, hüküm vaz edebilme hak ve selahiyeti yoktur İslam'da. Tilke hududullahi felâ te'teduha. Bunlar Allah'ın hadleridir. O halde bu hadleri aşmayınız. Ve men yeteadde hududallah feulâike humu zâlimûn.
Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, o sınırları çiğneyip geçerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Çünkü Allah'ın hududu adaletin ta kendisidir. Allah'ın hudutları çerçevesinde yaşamak demek, adalete göre hareket etmek, adil uygulamalar yapmak, adaletli işler yapmak, adaletli sözler söylemek, adaletli hükümler koymak demektir. Allah'ın hudutları dışına çıktığınız anda zulüm başlar. Ne zaman ki denilse ki ahkam belirlemek konusunda alimlerin de yetkisi, re'yi, görüşü birdir, cahillerin de re'yi, yetkisi, görüşü birdir, o noktadan itibaren Allah'ın ahkamını, Allah'ın hududunu çiğnemeye başlamış olursunuz. Geçen Mehmet Arslan adındaki bir şair arkadaşımızın bir şiirini okudum. Demokrasi üzerine bir şiir. Diyor ki, ayaklar alkışlasın ayakları. Burada alkışlayan da, alkışlanan da aynı evsafta. Ayak olmanın ötesinde bir özellikleri yok ama kalkıştıkları işler başların yapması gereken işler. Ayak ayak olduğu sürece çok değerlidir. Fakat ayak başın yerine geçerse hayatı ters yüz etmiş olursunuz. Vaktiyle bu, bilmiyorum kimdir, modern türden artık hangi akıma giriyorsa, resim yapanlardan birisinin resmini görmüştüm. Başın yarısını kesmiş, bir ayak yapmış. Ayağın birisini kesmiş, baş yerine koymuş. Ve başa da bir göz yerleştirmiş. Tabii yanımdaki arkadaşlar, bazıları işte resme bakıyorduk. Resim ahengi bakımından renkler bilmem neler fevkalade güzel. Fakat bazı arkadaşlar, ya böyle saçma sapan şey olur mu falan filan. Dedim yok. Bu adam günümüzün esprisini bana göre iyi yakalamış bir ressam. Diyor ki hayatınız böyle. Sizin hayatınızda hiçbir şey yerli yerinde değil. Beyinde başta durması gereken beynin bir kısmını ayak gibi istihdam ediyorsunuz. Sizi ayakta tutması gereken, yürütmesi icap eden ve buna benzer faaliyetlerinizi icra etmesi gereken ayağınızı da beyninizin yarısı yerine ikame etmiş bulunuyorsunuz. Ve gözünüz de ona göre algılıyor. Göz de dışı algılayan bir organdır. Bu da doğru görmüyor. Doğru gördüğünü doğru intikal ettiremiyor. Onun için hayatınız Allah bullak olmuş diyor. Ben dedim böyle yorumluyorum. Hala da böyle yorumluyorum. Belki de böyle düşünmemiş. Orasını bilmiyorum. O ayrı bir konu. Ama olayımızı yansıtıyor. Günümüzün dünyası budur. Ve bir yerde demokrasi budur. Demokrasi insanı idrak edemeyen, insanı tanıyamayan, insanın hangi şeriat ile, hangi ahkam ile, hangi hükümlerle ıslah olacağını, doğru yola gireceğini bilemeyen insanların uluhiyet konumuna kalkışmaları ve ilah adına, ilahlıkla soyunarak kanunlar yapması, hükümler koyması demektir. Onun için Allah'ın sınırlarının aşılması da orada başlıyor. Ve zulüm orada başlıyor, onunla başlıyor. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Adalet nedir İslam'ın tarifine göre? Her şeyin yerli yerine konulmasıdır. Ayak ayak olarak kaldığı sürece, baş baş olarak kaldığı sürece, ayak ayak gibi faaliyet gösterdiği sürece, baş baş olarak kaldığı sürece ve öyle faaliyet gösterdiği sürece, diğer organlarımız, azalarımız yerli yerinde olduğu sürece, biz bu insana mu'tedil insan diyoruz. Mu'tedil ne demek? Adaletli, dengeli insan demektir. Hayatın da böyle olması lazım. Hayatın da böyle olması lazım. Adalet olmayan yerde ne olur? Zulüm olur. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim Allah'ın hadlerini çiğnerse, aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Cenab-ı Allah bizleri
adil kılsın. Adillerle beraber bulundursun. Çevremizdeki adaleti ve adaletin imkanlarını, sınırlarını, hududunu her geçen gün daha da genişletsin. Ve bizi ilahi adaletin gölgesinde, dünya ve ahiretinde gölgelendirsin. Dersimizle inşallah 15 dakika sonra devam edeceğiz. Şimdilik burada ufak bir teneffüs verelim. Buyurun efendim.